Welcome to my channel. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videoda Tinlay ünitesinin kelimelerine giriş yapmıştık. Bu videoda da hızlıca kelimelerin devamını söyleyeceğiz ve anlamlarını birlikte çalışacağız arkadaşlar. Evet, greet bir diğer kelimemiz go abroad. Go abroad, yurt dışına çıkmak. Yurt dışına gitmek. Gudet iyi olmak arkadaşlar. Bir şeyde iyi olmak gudet diye belirtiyoruz. Bedet zıttı kötü olmak. Guess tahmin etmek. Tahmin etmek ve habit alışkanlık arkadaşlar. Habit alışkanlık. Ve sıradaki ifademiz hangout. Takılmak, dolaşmak. Hangout with friends. İşte arkadaşlarla dolaşmak. Harmonik, uyumlu, ahenkli. Bir diğer ifademiz hardly ever. Sıklık zarfımız hemen hemen hiç. Hemen hemen hiç. Neredeyse hiç gibi anlamları olan ifademiz. Have a bath. Banyo yapmak. Evet, bath banyo. Have a bath banyo. Yapmak. Bir diğer şekilde take a bath şeklinde de kullanılabilir. Buna dikkat ediyoruz. Take a bath. Yine banyo yapmak. Have a shower. Shower duş. Have a shower duş almak. Duş almak. Ve hevesinek. Evet, hevesinek atıştırmak. Atıştırmak dedikten sonra have breakfast. Evet, kahvaltı, akşam yemeği, öğle yemeği gibi ifadeler have ile kullanılır. Burada eat, have eat anlamında have breakfast kahvaltı yapmak. Kahvaltı yapmak. Have dinner akşam yemeği yemek. Akşam yemeği yemek ve have lunch da öğle yemeği arkadaşlar. Öğle yemeği, yemeği yemek dedikten sonra sıradaki ifademize geçiyoruz. Evet, sıradaki ifademiz help. Help diye bağırıldığında yardım, imdat şeklinde I will help you, sana yardım edeceğim ve demek ve yardım etmek arkadaşlar. Yardım etmek anlamı var. Headphones kulaklık arkadaşlar. Kulaklık. Kulaklık. Bir diğer kelimemiz hiking. Evet, spor türlerinden hiking, doğa yürüyüşü. Veya doğa gezintisi diyelim. Gezintisi yapmak. History, tarih arkadaşlar. Tarih. 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 Ders olarak ve bir de geçmiş anlamı var. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Geçmiş. In history dediğimiz zaman geçmişte şeklinde. How often ne sıklıkla? Evet, doğru kelimemiz ne sıklıkla sorulduğunda cevap olarak arkadaşlar ya every'li ya once twice gibi cevaplar veya da sıklık zarflarıyla işte always usually gibi ifadelerle cevap verilir. Heritage miras bir diğer kelimemiz ve honest evet honest dürüst arkadaşlar dürüst ve huge huge kocaman çok büyük evet, kocaman evet very big yani very big diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Idea, what's your opinion, what's your idea diye sorularla karşılaşırsanız işte fikrin ne senin anlamında fikir arkadaşlar. Indoor activities, evet iç aktiviteler. İç aktiviteler arkadaşlar. Instrument, evet bu da enstrüman arkadaşlar. Türkçe'de enstrüman diye söyleyebiliriz. İşte for example violin, keman. Interested in ilgili arkadaşlar. İlgili. Yalnız bunu to be fiillerle kullanıyoruz. I am interested in voleybol dediğimiz zaman ben voleybola ilgiliyim deriz arkadaşlar. Impressive etkileyici arkadaşlar. Etkileyici anlamına gelen sıfatımız insult fiil aşağılamak. Aşağılamak ve interesting ilginç. Çok karşılaştığımız sıfatlardan arkadaşlar. Ve jazz bir müzik türü Türkiye'de geçmiş arkadaşlar. Yine jazz şeklinde yazılıyor. Ve just 3 tane anlamı var arkadaşlar. Sadece. Just a little. İşte sadece biraz. Would you like to eat cake? Dediğimiz diye soru sorulduğu zaman işte kek yemek ister misin? Just a little. Sadece biraz. Ya da henüz anlamı arkadaşlar. Henüz. İşte I have just finished my homework. Evet ödevimi henüz bitirdim. Ya da she is so just a woman. O çok adil bir kadın diye söyleyebiliriz. Jealous, kıskanç arkadaşlar. Kıskanç. Ve bir diğer ifademiz junk food, abur cubur arkadaşlar. Abur cubur anlamına gelen ifademiz ve kinon. Kinon düşkün arkadaşlar. Düşkün. Bir kinoda düşkün olmak ifadesi. Keep up with yakalamak. Keep up with yakalamak. İşte keep up with the latest fashion. En son moda yakalamak.
Evet, kind'ın da birden fazla anlamı olan ifadelerden arkadaşlar. Kind, kibar anlamı var. Kibar. Buradaki benzer anlamı, eş anlamımız arkadaşlar. Polite. Polite. Ve kind bir de arkadaşlar. Bunu ayrı yazalım. Kind'ın bir diğer anlamı arkadaşlar. Tür. Tür. Yine bunun da eş anlamlarını yazalım. Sort ve type. Ve keep fit. Evet, keep fit. Zinde kalmak arkadaşlar. Formda kalmak. Evet. Formda kalmak. Ve knit. Evet, knit fiil anlamında örmek arkadaşlar. Örgü örme anlamında örmek. Know. Know bilmek. I know this question. Ben bu soruyu biliyorum derseniz. Ya da tanımak. I know you. Seni tanıyorum şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Leave home. Evden ayrılmak. Bir diğer ifademiz. Evden ayrılmak. Evden çıkmak anlamında arkadaşlar. Live music show. Live music show. Canlı müzik şovu. Canlı evet, müzik şovu diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Loud. Loud. Gürültülü arkadaşlar. Gürültülü. Gürültülü. Eş anlamlı arkadaşlar. Noisy. Evet. Noisy. Ve lifestyle. Evet, lifestyle, yaşam tarzı arkadaşlar. Yaşam tarzı dedikten sonra makeover, diğer ifademiz arkadaşlar makyaj. Makyaj ve diğer kelimemiz midnight, gece yarısı arkadaşlar. Gece yarısı ve martial arts. For example, karate. Evet, dövüş sanatları arkadaşlar. Dövüş sanatları diye çeviriyoruz arkadaşlar. Middle school. Evet, middle school, ortaokul arkadaşlar. Orta. Okul ve mostly çoğunlukla yaz. Çoğunlukla. Çoğunlukla. Ve bir diğer ifademiz arkadaşlar movie tiyatı yani sinema arkadaşlar. Sinema. Diğer yazılışı da zaten Türkçe'ye geçen ifadesi okunuş olarak. Sinema. Ve meal. Evet meal da yemek arkadaşlar. Yemek. İsim anlamında ve benzer anlamları food veya iş anlamları arkadaşlar. Food ve dish. De aynı anlama geliyor. Member, üye arkadaşlar. Üye. Dedikten sonra moral, üstelik. Üstelik, ayrıca gibi anlamları var. Peki hangi ifadeye karşılık geliyor arkadaşlar? Also. Also, D daha anlamında. Also'ya karşılık geliyor. Evet, mountain biking, dağ bisikleti. Dağ bisikleti tabii ki spor anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Sporu da diyebiliriz. Evet, neighbor. Neighbor, komşu demek arkadaşlar. Neighborhood. Bu da semt. Mahalle anlamında arkadaşlar. İkisini de yazalım. İki anlamda da kullanılır. Mahalle. Ve nerd. Evet, nerd asosyal. Ve bir diğer ifadesi arkadaşlar. Kıyafetine dikkat etmeye. Kıyafetine. Yani özensiz arkadaşlar. Şekilde de karşınıza çıkar. Sorularda. Ve never asla sıklık sarfımız arkadaşlar never asla dedikten sonra night gece arkadaşlar gece ve noon öğle vakti tam öğle 12'deki vakit noon diyoruz arkadaşlar often sık sık evet sık sık ve once bir kez arkadaşlar bir kez anlamındaki ifade bir kez ve outside dışarıda dışarısı diye söyleyebiliriz arkadaşlar dışarı da veya dışarısı dışarıda diyebiliriz arkadaşlar. Need ihtiyaç duymak. İhtiyaç duymak. I need to buy a car. İşte bir buy a car, bir araba satın alma ihtiyacım var deriz arkadaşlar. Org arkadaşlar. Org ve outfit. Bu çok karıştırılıyor arkadaşlar. Bu kıyafet anlamında yani outfit means dress. Kıyafet anlamına geliyor. Pay attention. Dikkat et arkadaşlar. Dikkat. Arkadaşlar mektup arkadaşı. Mektup arkadaşı dedikten sonra push up. Evet biz daha önce crunch'ı görmüştük. Mekik çekmek. Bu da şınav arkadaşlar. Şınav çekmek. Şınav fiil halini yazalım arkadaşlar. Çekmek. Ve preference. Tercih arkadaşlar. Tercih. Tercih dedikten sonra performance sanatçı. Evet, sanatçı. Ve bir diğer ifademiz bu sıfat arkadaşlar. Punctual dakik. Evet. Anlamındaki sıfat. Prepare, fiil anlamında hazırlamak. Hazırlanmak veya hazırlamak yazalım ve proud. I am proud of you dediğin zaman seninle gurur duyuyorum. Proud, gururlu arkadaşlar. Gururlu. Evet, quite, oldukça anlamındaki bir ifademiz arkadaşlar. Oldukça. Ve relationship, ilişki arkadaşlar. İlişki. İlişki. Recommend, evet, fiilimiz recommend, advice yani tavsiye etmek arkadaşlar. Evet. Tavsiye
Mac dedikten sonra Riverside. Evet, River nehirdi zaten. Side nehir kenarı arkadaşlar. Nehir kenarı diyoruz. Evet, science. Science bilim anlamı arkadaşlar. Bilim. Bir de ders olarak bilim ve bir ders olarak fen dersi için kullanılır. Fen dersi. Self assessment. Evet. Self assessment kendini değerlendirme. Kendini değerlendirme ve self conscious. Evet, self conscious bu da arkadaşlar içine kapanık. İçine kapanık. Kapanık yani shy. Utangaç anlamına yakın benzer bir anlam arkadaşlar. Stay kalmak. Stay kalmak ve bir diğer ifademiz sincere. İçten samimi arkadaşlar. İçten samimi. Science fiction bilim kurgu. Evet, bilim kurgu dedikten sonra separate ayrı anlamı var arkadaşlar. Ayrı ve bir diğer ifademiz sensitive. Evet, sensitive duyarlı arkadaşlar. Duyarlı ve success başarı. Başarı isim olarak burada serious ciddi arkadaşlar. Ciddi ve snob. Evet, snob ukala ya da kendini beğenmiş anlamında burnu havada. Snowshoeing karda yürüme arkadaşlar. Karda yürüme bir sporu ve stylish stylish moda veya modaya uygun. Daha önce fashionable bu söylemiştik arkadaşlar. Modaya uygun. Surf the net, go online arkadaşlar. İnternete girmek. İnternete girmek anlamındaki ifademiz arkadaşlar. Ve take the bus. Take the bus. Get on the bus. Evet, otobüse binmek arkadaşlar. Otobüse binmek. Ve teenager. Evet, teenager genç arkadaşlar. Genç anlamındaki ifademiz. Tradition gelenek. Evet. Gelenek. Ve train. Tren anlamı var. Bir de burada fiil olarak antrenman yapmak. Antrenman yapmak diyebiliriz arkadaşlar. Ve bir diğer ifademiz trekking. Evet, hiking görmüştük. Bu da doğa ile ilgili. Doğa yürüyüşü. Evet, doğa yürüyüşü yapmak diyelim arkadaşlar. Yapmak. Title. Title başlık arkadaşlar. Başlık. Bir makalenin başlığı örneğin. Torch, fener ve term, dönem arkadaşlar. Dönem. İşte second term. İşte ikinci dönem şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Ve terrific. Terrific harika. Harika. Awful. Eş anlamlı arkadaşlar. Tiyatro arkadaşlar. Tiyatro ve bir diğer ifademiz typical. Evet, tipik arkadaşlar. Tipik. Sıradan yani. Tipik. Sıradan anlamları var. To be honest. Evet, to be honest. Dürüst olmak gerekirse arkadaşlar. Dürüst. To be honest. Dürüst olmak gerekirse veya Amerikan İngilizcesine honest diye okunuyor arkadaşlar. Twice ikinci kez. Evet. İkinci kez. Once birinci kezdi. İlk kez anlamındaydı. Unbearable. Evet. Unbearable katlanılmaz. Katlanılmaz. Ve uniform. Uniform arkadaşlar. Forma dedikten sonra use kullanmak arkadaşlar. Kullanmak. Evet. Untidy düzensiz arkadaşlar. Düzensiz ve unusual olağan dışı. Evet. Olağan dışı ve bir diğer ifademiz usually genellikle arkadaşlar. Genellikle. Voicemail sesli mesaj arkadaşlar. Sesli mesaj ve mesaj visual. Evet, visual görsel arkadaşlar. Görsel. Visual art. İşte arts. Görsel sanatlar gibi. Worried. Evet, worried endişeli arkadaşlar. Endişeli anlamında bir sıfatımız. Wake up. Uyanmak arkadaşlar. Uyanmak. Yataktan kalkmak da get up arkadaşlar. Get up. Yummy. İfadesi arkadaşlar. Bu da lezzetli anlamında. Evet, lezzetli. Eş anlamları nelerdir arkadaşlar? Eş anlamlarına bakalım. Tasty. Evet, yummy. Tasty ya da delicious. Evet, son olarak yağ. Evet, yağ ya da yağ diye konuşuyorlar. Bu da gençlik arkadaşlar. Gençlik dedikten sonra evet şurada söyledikten sonra evet Teen Life ünitesinin kelimelerini bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bu kelimeleri sizlerin çalışması için yeterli olmuştur arkadaşlar. Sizlere denemelerinizde, sınavlarınızda başarılar dilerim. See you later. Bye for now.